当抛出完了，节奏对不对？想回家。哟吼！Pablo, Atina'da Silas'la Timoteus'u beklerken sonunda varabildik şuraya ya. Ne büyük bitmedi. Niye bu kadar uzun sürdü onu da anlamadım zaten. Çok fazla yürüdük. Şimdi işimiz gücümüz yok. Bir de adamları bekleyeceğiz. 2 saat. Nasıl sağlayacağız onu da bilmiyorum zaten. Artık sıkıntıdan kafayı yemek üzere herifler bir türlü gelmiyor. Bekle bir ay oldu. Artık gülecek diye abi dermanım da kalmadı. Artık ya, lütfen gelin ya, artık lütfen gelin, yalvarıyorum gelin. Öldüm, hiç bir şey kalmadı yani, enerji kalmadı. Pavlos kentin bir uçtan öbür uca yalancı tanrılar yatağını olduğunu görünce ruhu çok tedirgin oldu. Sinagog'da Yahudilerle ve Tanrı'ya tapanlarla Agora'da her gün gelip geçenlerle tartışıyordu. Sonunda? Ne yapıyordun dükkanı? Valla bana atıyor. Harbi ya, insan birini çağırdı ya. Yok abi, sen bir şey yiyormuşsun da. Ha, ne yiyormuşsun? Bilmiyorum, bir şeyler salladılar. Biraz bahseder misin de yani? Ulan abi, sen ne yapıyorsun? Ha. Ya işte ben burada böyle yolda yürüyordum falan, böyle bir sunak bulmak gördüm. Sunağın üzerinde işte bilinmeyen tanrı yazıyordu. İlgimi çekti benim de bu. Dedim böyle, böyle hazır gelmişken, size de rastlamışken abi, hani... Merak ediyorum da, herkes bir şey herhalde. Ben de istediğim böyle biraz sizi görmüşken bahsedebilirim diye düşünüyordum. Olmaz mı? Bahsedebilir miyim? Bahsedebilirim, merak ediyoruz. Görüşürüz. Ses mi yok? Tamam. Bahseder misin yani? Biraz daha merak ediyoruz. Bahsedeceğim. Aynen. Evet abi sen. Evet. Neyden bahsedeyim? Diriliş, diriliş. Diriliş. Öyle dedim. Diriliş. Ya işte hani aslında biz bu yolculuğa başladığımızda bu felsefeyle yola çıktık. Asıl... Abi bu saklamaz. İşte asıl amacımız böyle Tanrı'nın yaptığı işleri anlatmak da aslında siz çok muhterem insanlarsınız. Ben bunu nasıl anlatayım? Tamam mı? Evet. Yani affetmiyoruz. Niye affetmiyoruz? Şakalı sıra bak. Ya bilmiyorum, safhala bak. Bir daha şöyle bir şey var. Dur, laf atıyorlar dedi. Konuşmayı bitireyim falan. Bir konuşayım. Bir konuşayım, ondan sonra şey yaparız. Tatlıya bağlarız diye düşünüyorum ben. İşte siz çok muhterem işlersiniz. Ben bunun farkındayım zaten. Tamam, ben de biliyorum. Onu söyledim. Zaten görüyorum. Görmüyor abi. Kefala vesaire falan ya böyle. İşte asıl amacımız şu, sizin böyle Tanrı'ya neler yaptı. Tanrı aslında bizi yarattı, yeryüzüne gönderdi, böyle işte ona iman etmemizi, ibadet etmemizi falan istiyor. Evet. Ben de işte bu yolda, ben zaten malı gören olan oldum. Tamam. İşte ben de bu yolda elimden geldiğince size bunu aktarmaya çalışıyorum böyle. Özellikle olan... Efendim, Selanik'ten bekliyorlar, hemen gitmemiz lazım. Abi bekliyorum, bir bitsin ya, bir bekle bitsin. Ama çok güzel sallıyor. Sallıyor. Sallamaya devam edebilir miyim? Yok ya, sen burada bir konu, biz geliyoruz yani. Ha tamam, geliyoruz. Tamam, ben burada konuşuyorum o zaman. Aynen. Çünkü Pavlos İsa'ya ve ölülerden dirilişe ilişkin sevindirici haberi yayıyordu. Sana gel, sana. Pavlos onların arasından çıkıp gitti. Ama bazı kimseler ona katılarak iman ettiler. Bunların arasından Areopagos'tan Diosinios, Damaris adlı bir kadın ve başkaları da vardı. Abi senin sorunun ne ya adamım? Abi benim sorunum sensin. Ne geçer?